Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer taraftan bir de Galatasaray cephesine bakalım. Derbi sonrasında Galatasaray ile ilgili kullanılan başlıklar, aktarılan haberler nasıl? Terim soyunma odasındaki sessizlik sonrasında masaya yumruğunu vurdu. Kendinize gelin, kazanan biziz. Arkadaşlar kendinize gelin, kazanan biziz. Son iki maçta da bu oyunu oynayarak yine kazanırız. Sonrasında rakiplerimizin hata yapmasını bekleyeceğiz. İhtimal varsa imkansız yoktur. Siz şimdi galibiyetin tadını çıkarın dedi. 3-1'lik derbi zaferinde sorumluluk aldı. Farkı o yarattı. Fernandes gerçekten derbiyi değerlendirirken derbiyle ilgili yorumlarınızı da bekliyoruz. Nasıl yorumlarsınız? Neler düşünüyorsunuz? Nasıl bir oyun izledik? Keyifli miydi? Sezonun son derbisiydi malum. Neler hissettiniz izlerken? Şimdi Galatasaray açısından baktığımızda gerçekten Fernandes orta alanda çok önemli işlere imza attı. Fernandes ile birlikte açıkçası ben Taylan'ı da çok beğendim. Terim bir yıl daha kiralansın istiyor. Fernandes için kullanılan başlık da böyle. Derbi alan Galatasaray rakiplerin kaybını bekliyor. Son ana kadar Beşiktaş'ı üstün bir futbolla deviren Sarı Kırmızılılar şampiyonluk inancını korudu. Zirveyle farkı 3'e indiren Aslan gözünü Denizlispor maçına çevirdi. Marka müjdesi, Muslera'dan sonra Brezilyalı Yıldız'ın da sözleşmesi uzatıldı. 24 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon bitecek sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığı öğrenildi. Yıllık 800 bin avroluk ücretine de %50 zam yapıldı. Galatasaray'ı derbiye Çebi motive etti demiş Hürriyet gazetesi. Fatih Terim yaptığı analizler sonrasında hem Beşiktaş'ın en golcü ismi Larin'i hem de hücumlara yön veren Rossi'ye ile Gezzal'ı kilitledi. Siyah beyazların Türk Telekom'daki şampiyonluk çıkışı ve Çebi'nin Terim tabii ki alkışlayacak sözleri de takımı daha çok hırslandırdı deniliyor. Terim mat etti. Beşiktaş derbisini güzel bir oyun ve net bir skorla kazanan Galatasaray'da Fatih Terim'in planı kusursuz bir şekilde işledi. Tecrübeli teknik adamın eski öğrencisi Sergen Yalçın'a karşı aldığı sonuç zirve umudunu da devam ettirdi. Peki maçtan sonra neler söylendi ekranlarınıza getirelim. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. İngilizlerden flash iddia. Okan Yokuşlu Galatasaray'a. Devre arası transfer döneminde Celta Vigo'dan West Bromwich Albion'a kiralanan Okan Yokuşlu performansıyla İngiliz ekiplerinin dikkatini çekerken Galatasaray ile ilgili flash bir iddia geldi. Bu sezon West Bromwich Albion'da beğenilen Okan Yokuşlu takımın küme düşmesinden sonra West Bromwich'te kalmak istemediğini açıkça dile getirdi. İngiliz medyasında yazan haberlere göre ülkesine geri dönmek isteyen Okan'a Galatasaray'ın da teklifte bulunduğunu yazdı. Sözleşme detaylarından da bahseden İngiliz medyası, Okay'ın yıllık 1 milyon euroya tamam dediği 3 yıllık imzanın da bir ay içerisinde atılacağı konuşuluyor. Hatırlayacağımız gibi Fatih Terim Okay'ı devre arasında da istemiş fakat transfer gerçekleşmemişti. Peki bu transferde sizin fikriniz nedir? Okay Yokuşlu'yu Galatasaray'da görmek ister miydiniz? Galatasaray'da Markao sevinci, yeni sözleşme geliyor. Beşiktaş derbisinde Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkan Markao Teixeira sahanın yıldızlarındandı. Bu sezon Fatih Terim'in Muslera ile birlikte yedek bırakmadığı iki oyuncudan biri olan başarılı futbolcu 40 maçta sergilediği performansın ödülünü aldı. Yeniden aday olmayacağını açıklayan Mustafa Cengiz son icraatı olarak Brezilyalı stoperle yeni anlaşma yaptı ve gelecek sezon bitecek sözleşmesinin 2024'e kadar 2 yıl daha uzatıldığı öğrenildi. 800 bin euro ile Sarı Kırmızılı takımın en az kazanan isimlerinden olan Markao'nun garanti ücretine %50 zam yapıldı. Yeni sezonda 1.2 milyon euro kazanacak 24 yaşındaki solak stopere ayrıca performans bonusları da ödenecek. Cengiz bu hamleyle yeni gelecek yönetimi de rahatlattı. Yaz transfer döneminde Markao ile önemli teklifler bekleyen Galatasaray cephesinin 2024'e kadar uzatılan sözleşme sayesinde eli de güçlenmiş oldu. Galatasaray'dan da Mustafa Muhammed açıklaması geldi. Galatasaray Denizlispor ile oynayacağın maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Yapılan teknikler sonucu sol ayak bileğinde darbeye bağlı yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edilen Mustafa Muhammed'in tedavisine başlanmıştır açıklaması yapıldı. Sosyal medya ve gazetelerden yazan haberlere göre Mustafa Muhammed sezonu kapatmış, yani iki maç kesinlikle olmayacak. Galatasaray Jadson Fernandes ile bir yılda anlaşma sağlıyor. Galatasaray'da son karşılaşmalarda göstermiş olduğu performansla damga vuran Jadson Fernandes için Sarı Kırmızılar harekete geçti. Derbinin kahramanı Jadson Fernandes taraftarı sevgilisi oldu. Tutuk başladığı Galatasaray kariyerinde hızlı bir şekilde göze gelen 22 yaşındaki yıldızın takımda gelecek sezonda kalması isteniyor.
Devre arasında büyük uğraşlarla Benfica'dan 6 aylığına kiralanan yıldız forvet, 6 aylığına kiralanan yıldız orta saha için teknik direktör Fatih Terim, eski öğrencisi Benfica sportif direktörü Rui Costa ile özel bir görüşme yapmıştı. İmparator sezon bitiminde takımın başında kalmasa bile Galatasaray'ın menfaati doğrultusunda yeniden ricada bulunacağı öğrenildi. Taraftarların çok istediği Jackson, Beşiktaş maçında yaptığı asistin dışında basmadık yer bırakmamıştı. Mbaye Diagne'de küme düştü. İngiltere Premier Lig'de 35. hafta karşılaşmasında Arsenal, Mbaye Diagne'nin formasını giydiği West Bromwich Albion'u konuk etti. Emirates Stadyumunda oynanan müsabakada Arsenal'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonucun ardından 26 puanda kalan West Bromwich Albion Premier Lig'e veda etti. Üst üste ikinci galibiyetini alan Arsenal ise 52 puanla 9. sırada yer aldı. Bakalım şimdi ne olacak? West Bromwich Albion Diagne'yi alacak mı? Büyük ihtimal opsiyon kullanılmasa bile farklı bir Premier Lig takımı Diagne'yi transfer edecektir. Falcao 4 farklı takımla Beşiktaş'a gol attı. Beşiktaş karşılaşmasında ilk yarının uzatmalarında Galatasaray'ı 2-1 öne geçiren penaltı golünü atan Radamel Falcao, 4 ayrı takımla Beşiktaş'a karşı gol atma sevinci yaşadı. Kolombiyalı futbolcu 4 Kasım 2010'da Porto, 15 Mart 2012'de Atletico Madrid ve 17 Ekim 2017'de Monaco'nun Beşiktaş ile oynadığı maçlarda fileleri havalandırmıştı. 2009 yılından bu yana Avrupa'da top koşturan Falcao, kıtadaki 250. golünü Beşiktaş filelerine gönderirken bu sezon Sarı Kırmızılar'da ise 17 maçta 9 gol ve 2 asiste ulaştı. Juventus'ta büyük plan, Pirlo'nun yerine Zinedine Zidane. Hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon geçiren Juventus'ta teknik direktör Andrea Pirlo için geri sayım başladı. Tutto Sports'un haberine göre Juve sezonun son bölümünde ne sonuç çıkarça çıksın Andrea Pirlo ile yollar ayrılacak. Juventus'ta Andrea Pirlo'nun yerine düşünen iki adayın Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane ile birlikte Napoli teknik direktörü Gattuso olduğu da aktarıldı. Juve patronu Agnelli'nin uzun süredir istediği Zinedine Zidane 2019 yılında Real Madrid'e dönmeden önce de gündeme gelmiş ancak İspanyol hekimine gitmeyi seçmişti. Zidane'ın 12 milyon euroluk yıllık ücretinin tek sorun olduğu ve Fransız hoca ile anlaşma sağlanamaması durumunda da Gattuso'ya takımın emanet edileceği bildirildi. Juventus, Inter'in şampiyon olduğu sezonda 34 hafta sonunda zirvenin 13 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Şampiyonlukların aranan ismi Gökhan İnler. Tecrübeli oyuncu Gökhan İnler, forma giydiği son 4 takımda da şampiyonluk sevinci yaşadı. Uzun yıllar İtalya'da Udinese ve Napoli forması giyen ama Serie A şampiyonluğu yaşayamayan Gökhan İnler kariyerinin son yıllarında kupalara doydu. İtalya'dan ayrıldıktan sonra 6 sezonda 4 farklı takımın formasını giyen Gökhan bu takımların hepsinde şampiyonluk sevinci yaşadı. Gökhan İnler 2015 yazında Napoli'den ayrılıp Premier Lig yolunu tutmuştu ve orada da Leicester City'de şampiyon oldu. Gökhan İnler o sezonun ardından Leicester'dan ayrıldı ve Beşiktaş yolunu tuttu. Süper Lig'de sadece 5 maça ilk 11'de başlayan Gökhan, takımın direkt oyuncusu olmasa da sezon sonunda siyah beyazlı forma altında şampiyonluk yaşadı. Gökhan Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi macerasında ve çeyrek finalde sona eren UEFA Avrupa Ligi başarısında da ter döktü. Tecrübeli futbolcu Beşiktaş'ta bir sene kaldıktan sonra Başakşehir'in yolunu tuttu ve 3 sezon geçirdi. Abdullah Avcı ile daha çok şans bulan Gökhan, Okan Buruk döneminde yine formadan uzak kalmaya başladı. Fakat daha az forma şansı bulduğu sezonda yine şampiyonluk yaşadı. Gökhan İnler Başakşehir'de yaşadığı şampiyonluğun ardından lig değiştirdi. TFF 1. Lig'de Adana Demirspor'a yolunu tutan 36 yaşındaki futbolcu son 6 sezondaki 4. şampiyonluğunu yaşadı. Üstelik bu sefer daha fazla forma şansı bularak.